Pinus Spor'a hoş geldiniz. Eurobowl'un 3. bölümüyle karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi Volkan Günak'la birlikte ağırlıklı olarak FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa'daki temsilcilerimizin mücadelelerini değerlendireceğiz. Bu hafta bir de özel konuğumuz var. Ersin İleri bizlerle birlikte olacak. Hem podcaster olarak biliyoruz kendisini hem de FIBA Türkiye'nin aslında çalışanlarından, partnerlerinden biri. Hem de biraz bize artık giderek büyüyen FIBA Şampiyonlar Ligi oluşumundan, bunun nasıl böyle adım adım ilerlediğinden ve hedeflerin ne olduğundan bahsedecek. Hem de geçtiğimiz hafta ve bu hafta temsilcilerimizin oynadığı maçları konuşacağız. Ersin hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz davetimizi ben kabul ettiğin ederim. İçin. Sen tabii bir yandan Şişkauskas podcast'ini takip eden epey bir kitle var. Oradan seni biliyorlar ama FIBA'yla da partner olarak çalışmalarını sürdürüyorsun. Yakın zamanda hatta İsviçre'deydin. Biraz organizasyon yapısından bahsedelim. FIBA Şampiyonlar Ligi ilk anons edildiğinde biraz şüpheyle yaklaşılmıştı. Zaten EuroLeague FIBA çıkmazı herkesin malumu. Hala da çok çözülebilmiş gibi gözükmüyor bu sorun. Ama giderek ivmelenen bir organizasyon var. Özellikle pandemi süreci tabii ki yani hoş bir durum değil ama bu krizi bir şekilde iyi yönettiler. Arka arkaya iki şampiyonayı tamamladılar. Dolu tribünler, takımlar ve Türkiye'den zaten 5 takım artık katılıyor. Bir nevi mini bir Türkiye Ligi oynanıyor orada hafta içi de. Bize bu süreçten biraz bahseder misin? Tabii ki. İlk önce Basketbol Şampiyonlar Ligi başladığında FIBA'da ayrıca işte saha komiserleri ya teknik delegeler dışında organizasyonun yürümesiyle alakalı bir sorumlu ihtiyacı duyuldu. Çünkü sadece bir organizasyon tamamlanmıyor. Yani işte hakemler vesaire onun dışında organizasyonun birçok partneri var. İşte yayıncılar olsun, sponsorlar olsun. Onun dışında işte turnuvayı takip etmeye hak sahibi olan medya kuruluşları olsun vesaire. Benim görevim Şampiyonlar Ligi'nde aslında bu hak sahiplerinin de bir şekilde organizasyon içinde düzenli olarak bulunmasını sağlayıp kulüplerle FIBA'yı, kulüplerle yayıncıların arasında da iletişim anlamında bir köprü oluşturmak. Genel olarak bu. 6. sezonum. Şampiyon Ligi'de yaşıtsın o zaman sen. Evet. Nasıl gidiyor organizasyon sence? Yani önemli bir aşama kaydettiğini söyleyebiliriz. Kesinlikle. Yakın zamanda mesela ufukta bir birleşme görüyor musun? Sanki yani EuroLeague'den böyle bir iki kopma olursa birinin böyle buraya doğru hamle yapmasını bekliyor gibi herkes. EuroLeague yönetiminden açıkçası de artık şikayetler biraz daha fazla artmış durumda. Para ödülleri bir noktaya gitmiyor çok vesaire. Çok ciddi bir renovasyona gittiler orada. Sonuçta Jordi Bertamo çok ciddi şekilde son dönemde sorgulanıyor. Yeni bir CEO'nun atanması gündemde. Geçtiğimiz pazartesi günü bir toplantı yapıldı ve ilk kez Jordi Bertamo'suz ki EuroLeague eşittir Jordi Bertamo döneminde. Bütün meselede nereye getireceğim konuyu, neden söz aldım? FIBA Şampiyonlar Ligi'nin kulüplere ünite başına yani her kulübe neredeyse önemli paralar dağıtması ve bu paraların genelde vaadini vermesi ve devamında gerçekleştirilmesi. Hani EuroLeague'de hala neden finansal olarak kulüplere destekten öte ciddi bir bütçe yaratacak bir vaade gidilemedi veyahut da bir misyon veyahut da vizyon konulamadı. Onun için bu bahsettiğin noktada kulüplere verilen gelirler, gelir modeli daha doğrusu FIBA Şampiyon gerçekten örnek oluşturdu 5 seneye rağmen. Onun dışında bir de hem organizasyonda bazı kulüplerin partnerlik gibi durumları da var. Bir yandan da başarıya göre de ligin içinde bulunma durumu var. Bu da aslında ligin kapalı lig olması üzerinden de bir yürütüyor ki. FIBA. Biz kapalı bir lig değiliz. Herkesin buraya katılım şansı var ligindeki başarısına göre. Genel olarak yani herhangi bir birleşme durumun kolay olduğunu düşünmüyorum ama FIBA açısından başarıya göre ödüllendirmede en azından işte EuroLeague'le anlaşması olmayan kulüpler dışındaki kulüplerin her zaman Avrupa'da devam etmesi ve bir onun dışında FIBA'nın da getirdiği o sürdürülebilir gelir modeli, ödül modeliyle de bir şekilde BCL'de yer almanın ya organizasyona da bence bir katkısı. BCL'de hatırlıyorum. İlk bu organizasyon duyurulduğunda çok büyük bir basın toplantısı vesaire düzenlenmişti. Evet. Şaşalı gerçekten bir gövde gösterisiydi. Bu toplantı oldu, yapıldı, bitti ve en sonunda şampiyonun ödülünün 250 bin euro olacağı açıklanmıştı. O zaman için küçük bir miktardı ve biraz da şüpheyle yaklaşılmıştı. Şimdi o noktadan gelinen noktada şu an milyon epey arttı. Yani toplamda böyle verilen bir ödül var. İşte ya bir de aslında başarılı bir takıma da gelecek sezonun yine aynı başarıyı aynı istikrarda sürdürebilecek de bir avantaj aslında bu. Ya ben şunu söylemek istiyorum. Benim ilgimi çeken özellikle de hani kulüp temsilcileriyle yaptığım sohbetlerde de onların da ilgisi. Hani
geçen sene bir genişleme oldu ya mesela Doğa Şabaka'dan Türk takımlarının sayısı arttı bir anda. Sadece şampiyon olmak değil konu. Hani çeyrek final oynadığınız zaman da son dörde kaldığınız zaman da üst üste koyduğunuz zaman tabii çok ciddi bir meblağ yapıyor. Ya final ödülü az bir ödül değildi mesela finalde bulunma ya da ilk 8'e kalmak da yine aslında organizasyon sürdürülebilirliği için yani o organizasyona katılımda vesaire sonuçta bunların da maliyetleri az değil, ücretler değil yani seyahat maliyetleri vesaire bunlar da kulüplerin harcama kaleminde çok yer tutuyor. En azından o organizasyonun içindeki o maliyetleri döndürebilecek ödüller veriliyor. 5 takımın katılmasını nasıl değerlendiriyorsun? Önemli bir sayı. Patrick Komnenos buradaydı geçtiğimiz hafta boyunca. Temaslarda bulundu. Konuğumuz da oldu. Çıktı, konuğumuz oldu. Ersin'in katkıları sayesinde. Sinan Erdem'di. O da buna vurgu yaptı. Yani 5 Türk takımı da çok isteyerek katıldı. Biz de mutlulukla karşıladık bunu. Bu sayının fazlalığı hakkında neler söylüyorsun? Geçen seneyle alakalı. Şimdi pandemi sonrası sezonda Türk Telekom şeyde bir önceki sezonda Top 8'de bulunduğu için turnuvaya dahil oldu. Ve işte 5 takım da geçen sene gayet iyi gitti. Bu sene de işte şeye göre Galatasaray biliyorsunuz turnuvaya Telekom'un o şekilde katıldığı sene turnuvaya katılımını açıklamıştı. Fakat Galatasaray geçen sezonu çok iyi bir yerde bitiremediğinde katılacak mı katılamayacak mı durumu oldu ama işte yani Galatasaray kulübünün büyüklüğü hem kulübün organizasyona katkısı hem de kulüp ve FIBA arasındaki iyi ilişkiler yine bu sene devam etmesini sağladı. En bazı taahhütler verildi ki belli ki. O taahhütler de şu ana kadar en azından altı doldurulmuş gibi duruyor ki. Güç sıralamasında da 3. sıradaydı FIBA'nın geçen hafta açıkladığı. Karşıyaka zirvedeydi. Tenerife yanılmıyorsa evet, ikinci sırada. 3. sırada Galatasaray Nef vardı. Bu açıdan da Galatasaray'da kamçılayan bir durum aslında. Öyle zaten hani bir anda bu sene yani Galatasaray geçen seneki o sıkıntılı ligdeki sıkıntılı gidişin üzerine bir anda bu sene yani kadrosunu çok iyi 3 tane kısayla şey yap ve 2'de 2 ile başladılar. Kolay bir grupta da değildi. Tabii İgoka'ya yani ilk maçı deplasmanı. Hani tabii. İlk maç Nimburg sonra İgoka'ya deplasmanı. İgoka'ya çok istim üstüne geldi. Kızıldız'ı yendiler Adriyatik Ligi'nde. Şimdi PAOK yine yani kolay bir grup değil ama Galatasaray işleri biraz şey kendisi açısından yani kolay hale getirdi. İgoka'ya deplasmanda yendi. Mesela PAOK ve diğer takımların o deplasmandan çıkabileceğini pek düşünmüyorum. O açıdan da bir avantaj. Yani kolay bir de geçen sene de kimlerik Burgos'u vesaire çok fazla takım evinde yenmeyi başardı. Ters bir takım gerçekten. Onlar da önemli bir avantaj sağladılar. Bu hafta tabii aslında iki temsilcimiz sahada olacaktı. Darüşşafaka ne yazık ki takımdaki Covid vakaları yüzünden ileri bir tarihe ertelenmek durumunda kaldı maç. Beşiktaş Aykraypex sahadaydı. Oldenburg'la karşılaştı temsilcimiz. İlk hafta da aslında Burgos'a uzun süre çok başa baş giden maç kaybetmişti. İyi bir başlangıç yapabilirdi. Tabii Amerikalılar özellikle Avrupa çaylığı olduğu için biraz daha Beşiktaş'ta süreç uzayabiliyor. Şehmus ve Alperen'in ayrılması da çok önemli iki oyuncunun ayrılması ki birinin Houston'da öbürünü Fenerbahçe'de kısa vadede yaptığı etkileri de gördük. Takım için çok önemli oyunculardı ama çok değerli bir galibiyet almayı başardı. Aslında sonlarda biraz zora soksa da maçı Beşiktaş. Bu maçın özet görüntülerini izleyelim. Ardından Beşiktaş-Oldenburg maçını konuşarak da programımıza devam edelim. Hava atışıyla beraber mücadele başlıyor. Şimdi Jordan Bond, Holding'in üzerine gitti. Basket faulü çıkardı Jordan Bond. İçeriye doğru yüklendi ve isabeti buluyor Phil Pressey. Lawson'a kaldı rebound. Jordan Bond, Hollis Jefferson bir anda hızlanıyor, smaçı vuruyor. Ronde Hollis Jefferson. Herrera ekstra pası yaptı. Oh, çok güzel bir tırdı. Martin Brunick. Whitehead, Lawson, şimdi Jordan Bond, boş kaldı Bond, 3'lik isabeti buluyor Jordan Bond. Beşiktaş 25 sayı buldu ama potasında 29 sayı gördü şu ana kadar. 15 saniye, 4 saniye içeride, bir isabet daha geliyor Odiasse'den. Whitehead, Furkan'la ikili oyunu, blok geliyor ona. Bullet. 3 sayılık isabet. Jordan Bullet. Wallace Jefferson'dan harika bir blok. Atış kaçıyor ama Derrick Lawson. Balding. İçeriye doğru ve içeride smaç geliyor Brownick'ten. Ya bir
devrede 52 sayı 13 asist. Neredeyse maç istatistikleri. Isaiah Whitehead girdi. Zar zor da olsa o topu çemberin içinden geçirmeyi başardı Whitehead. Haydi ger gitti ama blok geliyor ona. Ercan Osmani bloğu yaptı. Charles Jefferson, Paulding'in üzerine gitti. İsabeti buldu. Ve molayı aldırıyor Oldenburg'a Beşiktaş Aykırapex. Isaiah Whitehead. Şimdi Furkan Altalı dışarı çıkardı. Ol Jefferson, Whitehead köşede. Bloed. 3 sayılık atış kaçtı. Kendi reboundunu aldı. Bond bu sefer. Onun 3 sayılık atışı isabeti buluyor Jordan Bond. Acayip bir başlangıç. Isaiah Whitehead. Şimdi Derrick Lawson köşeye indirdi. Atmadı mı? Bekledi. Jefferson smaçı vuruyor Ol Jefferson. Son 4 saniye Heidegger girdi çıktı. Pasını verdi. Bravo. Oyun alanı içerisinde kaldı. Derrick Lawson. Akbokok'un üzerine gitti. Pasını verdi Ol Jefferson. Smaçı vuruyor. Derrick Lawson fake'ine cevap aldı. Orta mesafeli atış isabeti buluyor. Bond içeri girdi. Topu elinden kaçırıyor. Top kaybı. Hızlı hücum ve smaç geliyor. Harika smaç Josh Reeves. Yine baskı. O baskıda yine bir top kaybı geldi şimdi. Phil Pressi basketi atıyor. Phil Pressi ve Beşiktaş molası geliyor. Balding şimdi Hunt içeriye girdi. Basket faul. Yani kaçırmasını tercih ederim rebound. İkinci de isabeti buldu. Phil Pressi. Faul yapmayalım. Balding. Atış kaçtı. Neyse ki kaçıyor. 83-81 kazandık. Yani inanılmaz. Evet, Beşiktaş'tan değerli bir galibiyet geldi. Grupta işler karıştı. Çok dengeli bir grup. Herkesin bir galibiyet, bir mağlubiyeti var. Devreye istediği gibi gitmedi ama 3. çeyreğin başındaki 17 birlik seri daha kolay bitebilecek bir maçtı aslında. Sonunda biraz top kayıpları. Maç biraz zora girdi. Son hücumdan yararlanamayınca Oldenburg'da. Beşiktaş galibiyet almış oldu bu sene. Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı. Umarız son galibiyet olmaz. Senle başlayalım. Maçtaydın herhalde Ersin. Maçta mıydın? Yani keşke maçta olsaydım. Maç deplasmanda olunca ama. Ha, doğru. Şeyleri ters alınca evet. Kafam karıştı birden. Yok. Keşke maçı izledim ama. Üstte iki deplasmana aklım kaydı birden. Burgos'un üstündeki deplasman. Evet, o da evet. Bir yandan bir avantaj. Beşiktaş şeyde 3 Kasım haftasında ilk iç saha maçını oynayacak. Salı 3 Kasım Salı'da oynayacak. Beşiktaş'ı Hollis Jefferson'ın özellikle 4 numaraya geçtikten sonra çok ekstrem bir performansı var. Tam olarak aslında bunlar bekleniyordu bir NBA patentli oyuncudan. Kesinlikle öyle. Bir de Beşiktaş geçen seneki o işte Ahmet Kandemir'in gelişiyle performans anlamında çok çok yukarıya çekti. Ve bence geçen sene ligin izlemesi, takip etmesi en zevkli takımıydı Türkiye Ligi için. Kesinlikle. Bu sene işler biraz değişti Beşiktaş açısından. Alperen'in NBA'ye gidişi, Şeyh Muz'un ayrılışı. Ondan sonra şimdi işte uzun rotasyonda Furkan'a mı güveneceğiz yoksa bir uzunla mı devam edeceğiz vesaire gibi durumlar. Biraz Beşiktaş aslında şey başladı. Yani tam böyle planladığı gibi başlamadı bence sezonu kadro açısından ama Whitehead eklemesi ki onun da bir ilk başlarda takıma adaptasyonu sıkıntılı oldu. Hollis Jefferson bence çok kıymetli Avrupa basketbolu için. Yani onun şey savunma özellikleri, atletik özellikleri, her oyuncunun karşısında durabilecek yeteneklere sahip olması savunmada çok etkili. De NBA'de bu kadar hücum yönünü göremiyorduk ama yine atletizmiyle hücum anlamında da bayağı iş yapacak gibi. Bence bu Oldenburg deplasmanında bunu gösterdi. Yani şimdi bu işte 2-3 playoff sistemi ilk tur gruplarında deplasman galibiyetlerini çok önemli hale getiriyor. Oldenburg da işte yani şimdi gördüğümüz üzere bayağı sert bir deplasman atmosfer anlamında. O yüzden buradan bununla çıkmak, galibiyetle çıkmak Beşiktaş için çok büyük artı yazdı. Ki Burgos deplasmanında da aslında biraz kalp kıran bir mağlubiyet evet, vardı. Evet. Oradan sonra toparlanıp böyle bir reaksiyon vermek çok değerli oldu. Grup hakikaten çok karışık, hı-hı, yakın bir grup. Sonu da iyi de bitebilirdi ama yine de çok çok değerli bir galibiyet. Üst üste deplasmanda iki maçın bir galibiyetle geçilmesi. Şimdi biraz daha fikstür avantajını da Beşiktaş lehine çeviriyor. En azından bu takımlarla bir seviyede olduklarını, aynı seviyede olduklarını göstermiş oldular. Sen neler söylersin karşılaşmayla ilgili Volkan abi? O konu açılmışken Oldenburg gerçekten önemli deplasman. Zira o bölgenin medarı iftarı, hı hı, eskilerin tabiriyle.
Onun için çok ciddi sahip çıkıyorlar. Hani bu takım pek çok organizasyonda yer almıştı. Bir dönem bir sene galiba 2009'da 2010'lu yıllarda Euroleague'de oynamayı başarmıştı yanılmıyorsam. Ve onun için söylediğin gibi çok sert deplasman. Buradan galibiyetle dönmesi büyük bir avantaj. Şimdi bakıldığında şöyle bir yorum yapmak istiyorum. Beşiktaş'ın hafta sonu Gaziantep takımıyla kendi sahasında oynadığı karşılaşmanın ışığına değerlendirirsek oradaki yapılan hatalar özellikle rebound departmanında hani yeni tabirle moda tabir departman var ya o rebound departmanında gerçekten iyi işlerin yaptığı bir gün. Çünkü maçı neredeyse onun yüzünden kaybettiler. Çok ciddi hücum etti. İkinci şans sayıları, üçüncü şans sayılarında Gaziantep takımı iyi işler yapmıştı. Zaten Euro, özellikle Türkiye Ligi'nin bu kadar sert ve kırıcı geçmesi çok ciddi bir tecrübe de takımlara yer alıyor. Hani Beşiktaş gibi aşağı yukarı yeni kurulmuş bir takım, yeni bir kabuk değişimi, yeni bir sürece girmiş olan takımın iç sahada da olsa iç domestik ligde bu kadar iyi performans göstermesi Avrupa'ya kesinlikle yarıyor ve bu özellikle ikinci yarıdaki performansında ben bunun semeresini gördüm. Emarelerini gördüm. Semereyle emareyi karıştırıp semare gibi bir şey söyleyecektim. Yani bakıldığında buradaki galibiyette onun faydası var. Tabii bu maçları oynaya takım olmak kimliğini veyahut da kimyasını kazanıyor. Bir şey eklemek istiyorum. Bir de ya bu takımdaki şu anda ana çekirdek yani 6 yabancı hepsi ilk Avrupa tecrübesini yaşıyor. Ve ortalama 33-34 dakika sahada kalıyor. Ve bu adaptasyonu da kazanarak sağlamak aslında yani takımın enerjisini de yukarıya çekecek bir şey. Yani şuradan şu deplasmanla çıkmak adaptasyonu bir tık daha fazla arttırıyor ve gerçekten oyunculara tek tek kayıt anlamına baktığında bu adaptasyon ne kadar hızlanırsa Beşiktaş çok daha tehlikeli bir takım haline gelebilir. Kesin. Biraz tabii yabancılardan bahsettin. Önemli süre aldı. Jordan Boone 32 dakika, Lawson 32, Jefferson 33, yine Whitehead 35 dakika oynadılar. Sürenin önemli bir kısmını bu oyuncular paylaştı. Şey noktasında ufak bir sıkıntı görüyorum. Tabii normal yani Beşiktaş geçen sene Alperen ve Şehmuz gibi iki çok önemli çekirdeğinin iki parçasını ve Türk parçasını kaybetti. Lige döndüğümüzde bu işler biraz daha önem kazanıyor. Biraz sanki Ercan ve Furkan'ın düşük viteste sezona giriş yaptığını görüyoruz. Böyle sanki bir gerileme var gibi mi yoksa daha erken mi? Onlardan çok gelecek ekstra katkılar çok belirleyici olacak bu rollerde. Özellikle pot altı ve çember savunma kısmında Furkan'a çok fazla iş düşeceğini söyleyebiliriz. Onların gelişimi hakkında yani bu sezon geçen sezona göre biraz geri gidiş gözlemliyor musunuz? Yoksa bu geçiş sürecinde onların da bundan etkilenmesi normal mi? Geçen sezon için Furkan ilk önce sezona yani takım kötü giderken Furkan skor anlamında çok iyi başlamıştı. İlk hatta başladığında Beşiktaş bu yeni yapılanmasında. Ondan sonra ipleri biraz Alperen ele aldığında Furkan daha bir rotasyonu yine çok iyi rol olarak tamamlıyordu. Hı hı. Ama işte Beşiktaş bu işte şey genç çekirdek planlamasını bu sezon biraz terk etmek zorunda kalınca bence adaptasyon anlamında gayet normal. Çünkü daha roller oturacak. İşte yine ligde bence bu adaptasyon daha hızlı sağlanacak. Sonuçta çünkü 5 yabancı kuralı ve bir şekilde takımında en iyi 2 yerli, hatta Ercan galiba yabancı statüsünde hala, öyle hatırlıyorum. Yani Furkan yani yerli rotasyonun en temel parçası. Bence yani çok potaya devrilmesi çok iyi. Onun dışında çok zor pozisyonlardan çok rahat bitiriyor. Eli yumuşak. Ya Furkan'ın rol anlamında çok daha çabuk adapte olacağını düşünüyorum. Ercan'ın işte durumları biraz daha sıkıntılı, bu yabancı kuralı vesaire. Yani Ercan'da biraz daha şey olabilir ama Furkan, Egehan onlar daha ligde adaptasyonu hızlı sağlarlar diye düşünüyorum. Yani Furkan'ın özellikle görev tanımı içerisinde Koç Ahmet Kandemir'in ondan beklentisi sanki çember koruma kısmında biraz daha yoğunlaşması yönünde. Ama Furkan tabii özellikle geçen seneki nosyonda bakıldığında ofansif anlamda da iyi işler yapmaya çalışıyor ama özellikle Koç'un bu sene gözlemlediğim kadarıyla ondan savunma beklentisi daha yüksek seviyede. Muhtemelen bu role adapte olduğu zaman dakikası artacaktır. Türkiye Ligi'nde başlayacaktır ve devamında da Avrupa'daki kısmında da değişecektir. Ercan Osman'ın sağlık durumuyla ilgili acaba bir sorun mu var? Çünkü gerçekten hani geçen sene çok iyi geçiren, son derece önemli görevlere sahip olan bir oyuncuydu. Geçen sene de bir iki ay civarı tabii, bir süre bir sakatlık çok büyük sıkıntısı bir yaşamıştı. Şanssızlık yaşamıştı hatırlıyorsan. Yani basketbol dışında küçük bir sakatlığı vardı. Ama senin de söylediğin gibi ben çok
farklı bir oluşumdan çok farklı bir noktaya, bir değişime yelken açtı siyah beyazlar. Bunun da süresi ne kadar kısa olursa onlar için iyi ama kesinlikle neticede uzun olacaktır. Çok kolay olmayacaktır. Hı hı. Hani dünden bugüne bir şey değişmeyecektir. Ama tabii senin de söylediğin gibi hani başta Alperen Şengün, Şeymuz, Sadık Kemik Kabaca. Ha, bu arada tabii Egehan Arna'nın da Gaziantep maçına çok kritik işler yaptığını da söyleyelim. Koç Ahmet Kandemir yine genç bir oyuncuya, doğru yanılmıyorsam ona süre vermeye çalışıyor. Ama hani bu süreci atlatacaklarını düşünerek o göze değerlendirmekte fayda var. Bu tür galibiyetlerde bence çok ciddi direkt bir katkı hazinesinde yer alacaktır. Evet, haftaya tabii 3 temsilcimiz kritik maçlara çıkacak. Galatasaray PAOK deplasmanına gidiyor. Karşıyaka Manresa ile içeride oynayacak. Tofaş'ta yine biraz talihsiz bir şekilde kötü başladı bu sezonu. Strasbourg deplasmanına gidecek. Onlar için de kritik bir mücadele diyelim. Eurocup'ta da heyecan başladı. Türk Telekom Boulogne karşısında kazanmayı başardı. Alex Perez double double ile maça damga vurdu. Volkan abi çok kısa bu maçı da konuşalım. Sonra da hafta sonu pazartesi oynanan Fenerbahçe-Efes maçını konuşalım biraz. Alex Perez özellikle bu seviyelerde sonuca çok etki edebilecek. Özellikle takım organizasyonunu çok iyi yapabilecek. Koçun da elini rahatlatıp aynı zamanda defansif anlamda da iyi işler yapabilecek bir oyuncu. Hani bunu biz öyle tanıyorduk bu oyuncuyu. Hani Bamit'teki geçmişiyle, Jagiz geçmişi yani çok uzun olmamıştı ama netice itibariyle bu oyuncuyu bu şekilde tanıyorduk. Tabii Fenerbahçe Beko'ya gitmesi oradaki ortaya koyduğu performans, yaşadığı şanssız sakatlık koyamadı. Yani. Tabii yani önemliydi ama bu oyuncunun bu özelliğinden hiçbir şey kaybetmediğini açıkçası gösteriyor. Özellikle takımını yönetme kısmında çok iyi işler yapıyor. Çünkü neden? Koç Burak Gören'in sisteminde Enis'in geçen sene çok önemli bir rolü vardı. O şanssız sakatlığı bir defa daha yaşadığı zaman onun da sürüncemesi çok uzun sürmüştü. Şimdi Alex Perez o hüviyete biraz daha oluşmuş, alışmış ve adapte olmuş gözüküyor. Öyle olunca da özellikle bu tür karşılaşmalarda takımını yönetme ve organizasyon konusunda iyi işler yapıyor. Kendisi de hani çok şaşırtıcı değil bu performansı. Ben hani normal buluyorum. Özellikle Türk Telekom'un bu galibiyeti yani ileriki safhalarda çok faydası olacaktır. Çünkü bayağı kötü bir Büyükçekmece karşılaşması oynadılar İnege Basketbol Süper Ligi'nde. Savunma anlamında epeyce sıkıntılar yaşadıkları bir süreçti. Şimdi Türk Telekom gibi takımlarda o savunma anlamında iyi işler yapmazsanız hücumunuza çok fazla yansıyor bu. Her takımda böyledir. Biraz genel geçer bir kural ama Türk Telekom'da bu çok daha fazla. Hal böyle olunca da savunmasını da iyi yaptığı zaman özellikle Alex Perez tarzında daha çok yaratan, kendi rakibi, takım arkadaşlarına yaratacak oyuncuların önemi daha da artıyor. Biz o zaman biraz Euroleague'deki temsilcimize dönelim. Bir derbi mücadelesi yaşandı TVSpor ekranlarında. Anadolu Efes sezona kötü bir giriş yaptı. Özellikle Euroleague özelinde. Lig bazında iki takım da yenilgisizdi. Fenerbahçe Beko'da üst üste kaybedilen iki Euroleague maçından sonra Unix Kazan'a karşı iyi bir reaksiyon vermişti. Merakla bekleniyordu. Son karşılaşmalarda son 10 maçta bir galibiyeti vardı Fenerbahçe'nin yanılmıyorsam. Anadolu Efes'e karşı. Anadolu Efes'e karşı ama Fenerbahçe Beko net bir galibiyet almayı başardı Türkiye derbisinde. Hemen bu maçı hatırlayalım. Sonrasında bu maçı ve temsilcilerimizin Euroleague'deki performanslarını değerlendirelim. Fenerbahçe Beko Anadolu Efes. Türk basketbolunda bir klasik artık bu. Ve Anadolu Efes hücumuyla heyecan başladı. Melih Mahmutoğlu'na top aldırmadı. Rodrick Bobua, Devin Booker. Moerman kendisini savunuyor. Geriye doğru bir adım attı. Basketi buldu Devin Booker. Chris Singleton, savunmacısı Pierre Henry bir an için yerde kaldı. Rodrick Bobua dışarı çıkarttı. Larkin'den ekstra pas. Adrian Moerman 3 sayılık isabet. Chris Singleton yan meseli pozisyonu bozdu. Topu kaybetti Chris Singleton. Dechampierre gitti çembere. Yaratılan oyundan sonra pozisyonları devam ettirmek şu an alışkanlıkların dışına çıktı Anadolu Efes. Devin Booker çift el smacı vurdu. Devin Booker. Rodrick Bobua. Ibo Plyce'dan perde. Rodrick Bobua. 3 sayılık isabet Rodrick Bobua'dan. Pot altında Adrian Moerman'ı buldu. Adrian Moerman bitiremedi. Ardından da Şeymuz Azar açık alanı koştu ve turnikeyi bıraktı. Tolga geçin, Tibor Pais ve Chris Singleton beşi de Anadolu Efes'te parkede. Şeymuz Azer geriye çekildi. 3 sayılık atış. Şeymuz Azer! Burhan Tuncer.
Çembere yaklaştı. Thibaut Plaza nefis bir alev pası Burhan Tuncel'den. Chris Singleton pas arası hamlesi orada. Topu çalmayı başardı. Mete Can Bilsen ve ardından çiftler smaç geliyor. Rodic Bobua. Önünü boşalttı. Rodic Bobua. 3 sayılık isabet. Yan Veseli kalmıştı karşısında. Adrian Moerman'ı buldu ama Yan Veseli. Durdurdu Adrian Moerman'ı. Pierre Yayan'ı geçiş oyununda. Dipte bomboş. Melih Mahmutoğlu. 3 sayılık isabet. Uğurhan Tuncer sıkıştırmaya gelmişti. Nando De Colo. Melih Mahmutoğlu. Dipte bomboş. 3 sayılık isabet. Melih Mahmutoğlu. Uğurhan Tuncer. Pot altına nefis pas Burhan'dan. Rodric Bobua. Melih Mahmutoğlu turnikeyi bıraktı. Vasilije Mitsic'in, Krunoslav Simon'un yokluğu lacivert beyazlarda fazlasıyla hissedilirken Pierre Henry, Tarık Biberovic bu kez yayın gerisinde. 3 sayılık isabet Tarık Biberovic. Bu profilde bir maçı bayağıdır oynamıyordu Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'e karşı. Ertan Gazi yüklendi. Basket bir de faul. Henry ilk anda kullanmadı. Tarık Biberovic. Ahmet Dümenoğlu smacı vuruyor Fenerbahçe Beko'da. Çembere yaklaştı. Tolga'nın atışı başarılı değil. Shane Larkin'e kazandırdı Brian Dunstan ve Shane Larkin 3 sayılık isabet. Rodic Bobua'yı buldu. Bir üçlükte Bobua'dan bu kez başarılı. Dunstan içeri devrildi. Ertan Gazi 3 sayılık isabet Ertan Gazi'den. Yan Veseli de kaldı top. Nando De Colo geçiş oyununda Tarık Biberovic'i buldu. 3 sayılık isabet Tarık Biberovic. Ertan Gazi alır almaz. 3 sayılık isabet Ertan Gazi'den. Ahmet Düveroğlu topu Ömercan İlyasoğlu çalmaya çok yaklaştı ama Pierre Henry de kaldı. Ardından da Şeymuz Azer smacı vurdu. En fazla sayıyı Panathinaikos maçı da 87 sayıyla atmıştı Fenerbahçe Beko. Tarık Biberovic smacı vuruyor. Pierre Henry çembere yöneldi. Ekrem Sancaklı atışı başarılı değil. Ahmet Düveroğlu son anda top önünde kaldı. O da skoru belirledi. Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i 90-68 mağlup ediyor. Evet, bu denli bir fark herhalde beklemiyordu kimse. Anadolu Efes Euroleague'den biraz yaralı geldi ama Fenerbahçe Beko'nun da evet Unique Kazan maçında bir o reaksiyon maçı oynandı ama bunu sürdürmesi ve sezon boyunca aslında pek görmediğimiz bir şekilde sürekli baskılı bir savunmayla Anadolu Efes çok bozdu. Mitic oynamadı Anadolu Efes'te. Rahat bir galibiyet geldi. Senle başlayalım. Bir Türk Euroleague derbisi diyebiliriz artık buna. Ne bekliyordun maçtan? Neler buldun iki takım adına da? Ya bir şey diyeceğim bu arada Fenerbahçe Efes herhalde şu an Avrupa'daki en sert derbi olabilir. Şu rekabet açısından yani. Kesinlikle öyle. Yani Olympiakos Panathinaikos yani saha içi düşünürsek. Saha içi rekabet anlamında takımların bulunduğu pozisyon olarak bayağı sert bir hale geldi. Derbi rekabeti. Yani aslında Ergin Ataman Efes'e döndüğünden beri de epey sertleşti orada. Evet evet saha içinde de yani hani işte EuroLeague dışında da ligde bayağı ilgi çeken ve tabii herkesin konuştuğu bir maç oldu. Fenerbahçe Kazan maçında savunma anlamında bazı sinyaller vermişti. Tepedeki oyuncuları ikili sıkıştırıp arkada biraz Veseli'nin kaleciliğine de güvenerek Georgevic onu çok fazla kullanıyor. Tepedeki ikili sıkıştırmaları ve savunma anlamında bayağı fırsat veriyor. Çünkü Booker'ın da işte kaleci rolü diyeyim yani arkada bekleyen oyuncu olma dışında işte switchlerde vesaire bazı kısaların arkasında kaldığını, sıkıntılar yaşadığını görüyoruz. Booker'a da bir avantaj sağlıyor aslında bu savunma düzeni. Biraz daha saklıyor arkada. Ve işte Fenerbahçe'nin bir de bu seneki bu maç açısından avantajı yerli oyuncu rotasyonunun da kalitesini epey yukarılara çekti. Tarık artık rotasyonun içinde, lig rotasyonun içinde bayağı önemli bir parça. Şehmuz zaten yani herhalde bunu yapabileceğini yani yapmayı sevdiği en iyi ortamı buldu saha içerisinde. Çok fazla koşma fırsatı özellikle buldu. Ve ilk yarıda da işte farkın açıldığı sırada direkt skoru ve takımı sürükleyen isimdi. Yani onun da bu Efes maçıyla takıma adapte olduğunu görmek Fenerbahçe açısından çok büyük bir şans. Mete Can yine savunmada çok büyük katkı. Onun dışında hücumda da yine gerektiğinde. Ahmet bence bu sezon Fenerbahçe adına performansını hiç
bu seviyelere geleceği beklemezken çok yükselten bir isim oldu. Ya Fenerbahçe tabii bence Mitch için de tercih edilmemesiyle savunmada Larkin'e yoğunlaşma fırsatını buldu ve hani bu avantajı da kullandı. Bu fark da bana hani iki takımın aslında tam ana kadroları olduğunda böyle bir fark olacağını düşünmüyordum ama Mitch tercihi de Mitch'in olmaması da Fenerbahçe'nin aslında bu şekilde farkı kazanmasına yol açtı ama Fenerbahçe savunma ve işte yerli rotasyon katkısı anlamında da bayağı şeydi. Evet. Yani bir süredir aslında Anadolu Efes'in Fenerbahçe Beko'dan üstün olduğu taraflardan biriydi yerli rotasyonu. Sanki bu sezon Fenerbahçe Beko o noktada özellikle Sertaç'ın ayrılması ki evet Sertaç geldiği nokta inanılmaz. Yani hem hücum hem savunma yönünde geçen sezon gerçekten Euroleague şampiyonluğunun kilit isimlerinden biriydi. İnanılmaz bir gelişim gösterdi. Evet ben kabul ediyorum bir etkisinin olacağını ama bu denli sanki böyle bütün sistemi döndüren oyuncu oymuşçasına en alttan o Cenga'da çekersin ve devrilir ya sanki en alttaki o en saç ayaklarından birini çektiler bu yapıdan gibi ki yani sadece hücum kısmında değil rebound katkısı, savunma katkısı da çok ekstrem seviyelere çıkmıştı ve bu artık bir hani Final Four'da dahi gösterdi performans. Bunun bir tesadüften çok öte bir gelişim hikayesi olduğunun hikayesiydi zaten. Bu noktada biraz geri gitti gibi. Sen bu açıdan değerlendirirsek bu bağlamda neler söylersin pazartesi oynanan maçla ilgili? Anadolu Efes cephesine bakacak olursak senin soruna binaen şimdi Anadolu Efes aynı zamanda çok ciddi bir düzen takımıydı. Hani koç takımı ve düzen takımıydı. Senin çok güzel verdiğin örnekle gerçekten Sertaç'ın oradan takımdan ayrılışı bir oyuncunun takımdan ayrılışından fazlası haline geldi. Çünkü o özellikle savunma anlamında iyi işler yaptırmasıyla beraber hücumda da koçun o spacing kısmında, saha içerisinde yayılma kısmında da çok önemli bir katkısı oluyordu. Çemberden açıldığı zaman onu tutan oyuncunun oradan ayrılması, kısa rotasyondaki oyuncuların oraya daha rahat penetre etmesi, orada biraz daha onların savunma kısmındaki olan oyuncuların savunma dengesi, savunma konsantrasyonun bölünmesi için görülmeyen, istatistik kenarına yansımayan çok büyük katkıları vardı. Bu açıdan önemli. Şimdi tabii özellikle geçen sene Anadolu Efes hem Türkiye Ligi'nde hem Avrupa'da ikili oyunda kısa oyuncuların yani top tutan oyuncuların, ball handler olanların çok fazla sayı attığı bir sisteme sahipti. Bu sene bunun biraz daha düşük olduğunu görüyoruz. Tabii çok ki fazla izolasyona kalıyor gibi hemler. %100. %100 ve özellikle Mitch için orada daha fazla savunma zorlaması, daha fazla çembere tek başına gitmeye çalışması, ikili oyun sürecinin de yani biliyorsunuz hani artık herkesin bildiği bir noktaydı. 4 tane kısayı koyuyorlardı ve hani bir tane uzunla birlikte onun oradaki yaptığı katlarla birlikte top tarafı, yardım tarafı işte ne tarafta eğer küme inerse öbür taraftan tersten gelen bir katla çok ciddi şut buluyorlardı. Yani bu böyleydi. Herkes de bilindi ama hani önlem alınamıyordu buna karşı. Oyuncu kalitesi çok üst düzey tabii. Çünkü bir de artık yani o kadar takım böyle bir arada oynadı ki yani bunu artık ezberden uygulayabiliyor. İşte abi de bu sene şanssızlık Simon'un da yokluğu. Evet ve sakatlığın ne zaman döneceği de hani. Elia'ya Bryant eklemesi. Valla. Değerli bir ekleme oldu. Bence çok değerli bir ekleme. Gerçekten. Bu az önceki sistemin daha iyi bence çalışmasına sebep verecek. Bence hani birincil ihtiyacı değil şu an. Uzun rotasyonunun durumu çok iç açıcı gelmedi şu noktaya kadar. Ki rakiplerin tamamı yani Final Four serisindeki rakiplerin tamamının o noktada güçlendiğini görüyoruz. CSKA Moskova yine bazen sakatlıklarla başı belada olabiliyor ama genel olarak sağlıklı olduğunda çok tehlikeli bir uzun rotasyona sahip. Real Madrid geçen sezon çok fazla yani hani pişmiş tavuğun başına gelmez. Real Madrid'in sezon ortasında NBA'ye artık gönderdi oyuncular sakatlıklar vesaire. Ona rağmen Anadolu Efes'i ne kadar zorladıklarını biliyoruz. Barcelona bence geçen sezon biraz Jeskevicius'un geçiş sezonuydu. Bu sene daha çok onun dokunuşlarını göreceğiz o takımda. Yani rakipleri Milano hakeza öyle çok iyi bir giriş yaptı. Olympiakos bence Spanulis durumu biraz açıklığa kavuştuktan sonra Sulukas'ın orada önderinde daha dengeli bir takım haline geldiler. Yani rakiplerin bir adım ileri gittiğini görüyoruz. O noktada tabii ki bu tarz fırsatlar Eli Brandt'a ben düşünüyorum ki birkaç EuroLeague takımı ilgi duymuştur. Sadece Efes'in ilgisiyle sınırlı kalmamıştır bu. Simon'un, Anderson'ın artık hani Simon gelecek ama aynı performans sürdürebilecek mi? 35 yaşında olduğunu unutmamamız gerekiyor. Çok değerli bir isim evet. O açıdan okey ama sanki daha birincil öncelikleri vardı gibi Efes'in. Abi işte şimdi şöyle de bir durum var. Simon'u mesela işte EuroLeague'e gelebilecek kaliteli bir oyuncuyla ikame ettiğinde oyun tarzı,
top hakimiyeti, bir şekilde oyunun yönünü değiştirme hızı vesaire tam bir ikame oldu Elia Bryant Simon'a. Ya yani o yüzden bence Efes için çok büyük bir avantaj. İşte 1 2 3'ü de yedekleyebilir. Gerçekten çok mutlu. Kesinlikle öyle ve gerçekten organizasyonu, Efes'in o döndürdüğü organizasyonu da bence çok çabuk uyum sağlayacak. Çünkü çok çok benzer özellikleri, çok gelişmiş bir pas yeteneği ve çok iyi bir sağ görüşü var. Yani o yüzden Efes'in organizasyonuna adapte olması kolay olacak ve bence katkısı çok büyük olacak. Ama sanki bunu da değerli kılacak hamle yine o uzun. Kesinlikle öyle. Biz hatta Volkan abiyle biraz konuştuk yayından önce. İşte şimdi Volkan abi yine Sertaç konusunda. Sertaç aşama katede bir yandan işte Plyce'ın sakatlıkları oldu. Dunstan artık fizik olarak geri düşüyor. Birinci rotasyonun birinci parçası haline gelmişti. Ve Efes şimdi şöyle bir tercih yaptı Efes. Kazanan takımı, en iyi takımı aynı şekilde muhafaza etmek. Bu anlaşılabilir bir tercih. Ama benim sorguladığım bir tercih bu. Fenerbahçe Beko da aynı hataya düştü bence. Yani 3 o takım 3 senenin sonunda şampiyonluk geldi. Artık bir noktada yani Bryant hamlesi biraz o açıdan incelenebilir. Gelecek sezonda bir yatırım böyle. Petrusev de bence o açıdan incelenebilir. Yani öyle. Hani ama işte Efes'te Anderson, Plyce vesaire hepsiyle yani bu şekilde ödüllendirilip bir yıl daha o risk alınmalı mıydı ki Efes'in geçen sezon bile atletizm olarak üst seviye takımlara karşı zorluklar yaşadığını gördük. Ya Bayern Münih hiçbir zaman diş geçiremedi. Rahat galibiyetler en çok zorlandı takımdı. Neden? Çok fazla fizik kalitesi yüksek bir takımdı. Münih'te de herkes de çok o sertlikle yani, başa çıkıyor. Öyle Real Madrid genç o çekirdeğin ilk iki maç dağıldıktan sonra bir seriye ortak olmayı başardı. Fiziksel olarak üst seviye. Zenit'e karşı herkese sürekli zorlandığını gördük. Yani bunun bir defo olduğu çok açıktı. Şu an tabii o sistem genel olarak çalışmayınca çok fazla Misic, Larkin izolasyonlarına kalıyor. Yani eskiden şimdi Misic iyi oynardı, Larkin kötü oynardı, Efes kazanırdı. Larkin iyi oynar, Misic kötü oynar yine kazanır. İkisi iyi oynayınca zaten NBA seviyesinde Ergin Ataman koç çıkıp işte Golden State Warriors gibi oynadık derdi. Ama mesela Asfer maçında ikisi de iyi oynadı. Maç kazanılamadı. Bu iyi bir sinyal değil ne yazık ki. Çünkü aslında bir de hani mesela Misic, Larkin dışında bir de aslında Misic o denklemin içinde Boboa da vardı. Çünkü yani hani sonuçta bir top var. Ve belli sayıda pozisyon var. Yani iki oyuncunun iyi oynadığı yerde üçüncü oyuncu Efes'te geriye çekiliyordu. Ve Simon da biraz oyunun organizasyon tarafına kayıyordu. Şimdi işte Boboa'nın bence sezona başlangıcı çok iyi. Ama Larkin gerçekten çok formsuz başladı. Yani ilk geldiği sezondaki başlangıcına çok benzeyen geçen bir başlangıç. Geçen sezon hiç başlayamamıştı aslında. Ben onu bile bir avantaj olarak görüyorum. Evet. Yani bu sezona sonuçta İlk geldiği dönemki gibi başladı. Hani hatırlıyorsunuzdur ilk geldiğinde Larkin sorgulanıyordu hatta. Tabii yani bayağı sorunlar yaşamıştı. Ayrılması gelecek, gidecek vesaire. Şimdi hani Larkin'in ne olduğunu bilmesek yine sorgulanır bir durumda. Ama hani Larkin'i toparlayacağını da herkes biliyor. Ama Euroleague'de çok kötü yüzdeyle üçlük atıyor. İşte Fenerbahçe maçında neredeyse yani %25 seviyesindeydi şut yüzdesi. Larkin de toparlamaya başladığında işler biraz daha düzelecek Efes'e. Biraz ama zor bir fikstürle başladıklarını söylemek lazım. Hani şunu söyleyeceğim işte hani ya organizasyona ekleme işte geliştirme anlamında mı olmalıydı yoksa bir tane hani o kadro kalitesini aynı şekilde devam ettirecek bir ekleme mi olmalıydı? Aslında onu biraz da yolda görüyoruz abi işte yani evet. Öyle de bir durum var. Yani zor bir fikstür gerçekten. Zor bir fikstürle başladığını söylemek lazım. Dolayısıyla şimdi bu maçlardan iki tanesini de kazanabilirdi. Geçen sezon da bu aslında biraz daha durağan bir başlangıç. 2-0'la başlamıştı yanılmıyorsam. Sonra işin nereye gittiğini zaten gördük. Yani henüz erken ama ilginç bir istatistik gördüm. Seninle de paylaştım. Evet. Bir Euroleague sezonunda 4-0'la başlayan bir takımın bitirebildiği en iyi yer sezonu 7. basamak olmuş bugüne kadar. Ama bu istatistikler hep yalanlanmak için var maalesef. Ya da umarız öyle olur. Efes o seviyeye çıktı. Evet. 7. bile olsa yukarıdaki rakibi de ikinciyi de epey huzursuz edeceğim de buradan eklemek gerekiyor. Şimdi bir de sadece şimdi yola kazanla başlıyorlar tekrar bir fikstürde. Sonra çift maç haftası için bence oynanabilecek en iyi iki maç Panathinaikos ve Zalgiris. Evet. Panathinaikos deplasman Zalgiris iç saha. Yani Efes için bence bir nefeslenme. Aynı zamanda da tekrar takımı toparlama ve işte Bryant'ı da oyunun içine dahil etmek için güzel maçlar. Yani buralardan bir mağlubiyet çıkarsa o zaman Efes için biraz daha alarm sesi yüksek çıkmaya başlar. Çok küçük bir şanssızlıkta kazanın geçen hafta çok kalp kırıcı şekilde Fenerbahçe Beko'ya kaybetmesi ve akabindeki bu karşılaşmada birazcık daha reaksiyon verme ihtimallerinin yüksek oldu. Yani biraz da sertlik seviyesini yukarı çekmek
durumunda kalabilirler onlar da. Çünkü gerçekten çok kötü bir maç oynadılar geçen hafta. Tekrar Fenerbahçe Beko açısından biraz konuşalım. Tabii ki ilginç bir yaz geçirdi Sarı Lacivertliler. Transferleri yapan koç sezonun başında çok yakın bir sürede ayrıldı. Yani Georgievich hamlesi çok fazla opsiyonu yoktu. Çok fazla şansı da yok gibiydi o noktada. Bunlar bambaşka şeyler. Nasıl yönetildiğini vesaire çok bilmiyoruz dışarıdan şimdi bu sene. Kokoşkov bunu ilk ne zaman iletti vesaire. Yeni bir koç. Euro Cup'ta kötü bir sezon ama İtalya Ligi'nde tam tersi. Yani Georgievich sürekli bence tarihin en güçlü Yugoslavya takımı, Yugoslavya diyorum, Sırbistan takımlarından biriyle başarısız oldu. O noktada biraz benim için referans. Yani genelde son noktaya gidip o final maçlarında oralarda çok fazla sorun yaşaması da biliyoruz. Biraz daha kendi doğrularına sıkı sıkıya bağlı bir koç olduğunu biliyoruz. Ve onlara çok bağlı kalmaya çalıştığı noktalarda da takımın hücum açısından çok akmadığını gördük. Özellikle Alba Berlin maçı yani kötüydü gerçekten. Çok fazla sıkışık bir oyun. Çok fazla eski usul bir oyun. Ve bu kadronun ne için kurulduğunu artık basketbolu çok düşük seviyede takip eden biri bile yani bakınca anlar. Biraz daha hızlı, tempolu, koşacak bir takım olarak kuruldu. Booker'ı ve Seri'yi sahada aynı anda görmek vesaire sorgulanıyordu. Ama o Alba Berlin maçından sonra iyi reaksiyonlar geldi arka arkaya. Önce ilginç bir Unix kazan maçı izledik. 41 sayıda tuttu gerçekten. Hani Georgievich her zaman geldiğinden bu yana en çok vurguladığı şey savunma yönündeki takımın durumu ve bu konuya kanalize oldukları. Arkasından gelen bir Efes galibiyeti geldi. Ya iki maçta bulutlar dağıldı mı? Nasıl değerlendiriyorsunuz Fenerbahçe Beko'nun bu sezonki genel performansını şu noktaya kadar? Şu noktaya kadar genel performansı işte savunma anlamında son iki maçta gösterdikleriyle aslında bu alışkanlığı kazandığını söyleyebiliriz takımın. Çünkü ya belli kurgulanan ve güzel uygulamada da güzel sonuçlar veren düzenler var. Hücum anlamında işte yani bu şekilde iyi savunma yapıp özellikle yani top çalmalarla savunmayı top çalmaya tamamladığında zaten çok büyük ihtimalle fast break sayısını buluyorsun ve hücum hanesine de artı yazıyor. Ama kazan maçında özellikle hücum organizasyonunda yani takımın koşamadığı temponun düştüğü dönemlerde ben Fenerbahçe'nin hücum organizasyonları açısından bayağı sıkıntı yaşadığını söyleyebilirim. Yani 40 farkla bitecek bir hücum performansı vermedi bence o maç Fenerbahçe. Onun nasıl bir seviyeye çıktığını da göreceğiz. Çünkü yine şöyle de bir durum var. Bu savunma performansı daha iyi rakiplere karşı ne kadar geçerli olacak? Sonuçta işte yani uygulanan savunmalara rakiplerin de her zaman şimdi verecek bir cevabı var. Öndeki fikstürü okuyorum. Gerçekten korkutucu gibi. Real Madrid deplasmanı, Barcelona ile içeride, sonra Olympiakos ve CSKA deplasmanları, sonra Milano ile içeride, sonra Bayern Zalgiris. Yani adam mı öldürdük yani. Serisidir bu gerçekten. Bu noktada 4'te 2 evet kasına iyi gibi dursa da bence bu ilk 4 maçın hakkı 4'te 4'tü. Kesinlikle Anadolu öyle. Maçının nasıl kaybedildiğini gördük. Yani biz de anlamadık. İlginç fauller vesaire derken. Ya yine de o noktaya getirilmemesi gerekiyordu. Ben ilk şeyi evet Fenerbahçe 2 senedir Panathinaikos deplasmanındaki 3 senedir ilginç şeyler yaşıyor. Yine de oraya gelmemeliydi. Alba Berlin bu kadar zaten yürürlük anlamında mı? Tabii yani maçı alıp bir yerden bir yere vermiş oldular. Yani tartışılabilir kadar... tabii ki. Bir tanesi özellikle hücum sportbank dışı forlarının bir tanesi tartışmayı açıktı epey ama hani genel resimde çok rahat kazanılacak maçta. Alba Berlin hakeza yani çok eksik. Zaten mütevazi bir takım. Alba üstüne Berlin, epey eksik bir takımla geldi. Hayal edilebilecek bir sonuç değildi Alba Berlin maçı. Tabii. Yani oyunun oradan ikinci yarıda nasıl döndü? 57 sayı. Yani hiç tahmin edilebilecek bir şey. 20 yani ikinci yarıda ikinci çeyrek 9 sayıda tuttu. İkinci yarı 57 sayı. Eriksson'un uzun darbenin olmadığı bir günde. Luke Sigma tek başına açıkçası. Türkiye'de pozisyonuna göre iyi yönetildi. Görmeyi çok istediğim bir oyuncu. Bir dönem Koç Obradoviç Fenerbahçe'nin başına herkese sanki bir ilgisi de vardı ama o da Almanya'ya giden oyuncular da böyle bir ilginç bağ oluyor. Bırakmakta zorlanıyorlar. Yani çok uçuk teklifler yapmanız gerekebiliyor ya da Berlin güzel şehir. Yani orası gerçekten öyle. İyi bir sistem, iyi bir seyirci. Hani sonuçta ödemeler dengesi. Yaşaması keyifli bir şey. Her şey yolunda. Çok yakın kendi ülkelerine, şeye de. Genelde yabancılar için söylüyorum yani Almanya'daki. Gidilecek yol ne olacak? Şehmuz'un nasıl etki ettiğini gördük işin savunma kısmında. Biraz daha bu takımı bırakacak mı? Oynaması gereken
bu kadronun oynayabileceği basketbol oynamasına müsaade edecek mi koç sizce? Yoksa yine bazen kendi doğrularında ısrar edecek mi? Fenerbahçe Kabataylı ile çok ciddi savunma yapıp da oradan beslenebilecek bir takım. Kendi seviyesindeki takımlar veyahut da benzer seviyedeki takımlara karşı çok etki edecektir. Ama asıl işte o 4, az önce senin saydığın 5 takıma, 5-6 takıma hani gücü yetecek bakıldığında belirli savunma ritmiyle, belirli savunma düzeniyle oynuyor. Şimdi Tavares'e karşı ne yapabileceksiniz orada o noktada? Burada biraz düşündürücü ve özellikle bunlardan bir iki tanesini eğer daha büyük hedefler varsa 6 almak zorundasınız. Veyahut da en azından iç sahadaki maçları kaybetmemek zorundasınız. O noktada ne mesela ya örneğin hani aslında koç bazı noktalarda bazı oyunculardan farklı performans da alıyor. Mesela Veseli'nin az önceki savunma görevinin yanı sıra mesela bu kırıdan da o daha uzak mesafeden de geriye çekilerek atışlardan da fayda almaya başladı. Ona da daha özgüvenle şut attı açıkçası. Veseli artık nasıl kullanılması gerektiğine dair yine geçen sezon verdi yanıtları. Yani MVP performansını aşan dönem dönem performanslarını izledik. Sanki biraz daha yine bu sene o rolden uzak gibi duruyor. Çok uzak. Polonara ile biraz enerji daha koyucu rolünde. Yine Veseli bence bu sene performans anlamında bence kötü maçı yok Veseli'nin kendi özelinde. Ama yani neler yapabildiğini gösterdi. Tabii o bize kısa devrilmeler üzeri sağa sola topu dağıtışı vesaire. Onlar yerine biraz daha savunmada enerji koyucu, hücumda ribantları kovalayan yerde. Öyle bir durumda. Bu kırın da maç maç aslında şey üçlük deneme sayısında artış var abi. Evet, öyle de bir durum var. O da belli bir standart ortaya koydu ama zaten yani yıllardır Avrupa basketbolu izleyen onun ne vereceğini, ne veremeyeceğini bitirici rolde yani kesinlikle bildiği için hani Veseli ile aynı anda sahada olması doğru formül mü? O konu beni biraz şüphelendiriyor. Şimdi Anadolu Efes'in uzun eksikliğinden bahsettik. Fenerbahçe Beko'ya böyle bir ekstra transfer ekleme gerekir mi? Gerekirse hangi pozisyon olmalı sizce? Bence guard dillendiriliyor. Koçun guard istediği de bir oyun kurucu daha istediği söyleniyor. Eli Bryant'ı Fenerbahçe'ye alması gerekirdi belki de. Çok, çok artı yazardı. Ama bence Fenerbahçe'nin işte ilk önce transferi, yani transferi yapılacaksa Fenerbahçe'de bir kısa transferi gerekiyor. Yani Fenerbahçe'nin uzun rotasyonu bence oraya işte ekleyebileceğin Pierre'i de düşününce işte bir şekilde adapte edebileceğin koçun 4'te kafasında çok yok sanki Pierre'in 4 oynadığı 5'leri ben geçen sene de çok severdim. Şey olarak işte ben bayılırım yani 4 Pierre'in 4'te olduğu o kısa 5'e bayılırım. Fenerbahçe'nin en akıcı oynadığı Kokoşkov'un en akıcı oynadığı 5 oydu. Ahmet bu sene bu performansla giderse yine gayet faydalı. Polonara bence ya herhangi bir takımda, Euroleague takımında kesinlikle olması gereken bir oyuncu. Şut tehdidi, savunmada hiçbir zaman geri kalmıyor. Hiçbir oyuncunun karşısında geri adım atmıyor. Onun dışında her zaman motoru çok yüksek. Yani. Enerjisi hep tavanda. Ama kısa konusunda bir organizatöre daha ihtiyaç var mı? Ya da organizasyonu biraz Dekolo'nun elinden çekip Dekolo'yu biraz daha bitirici role sokmak takım için daha mı iyi olur acaba? Evet, ki Dekolo istim üstünde. Geçen sezon da çok iyi oynadı bence. Bu sezon da hani Gudur için de biraz performansını daha arttırması onun da ekstra katkı vermesini sağlayacak ama sanki benim duyduğum Koç Georgiev için bir oyun kurucu daha talep ettiği yönünde. Tabii piyasa yeterince zaten kısıtlı. Tabii. Oyuncu havuzu dar. NBA zaten her zaman bir tehditti. Çin, Avustralya ligleri de artık maddi olarak önemli şeyler vaat edebiliyor oyunculara açıkçası ve daha rahat atmosferler. Ama şey sanki diyeceğim, bir hamle özellikle bu 6 maç yani o korku tünelinden nasıl çıkacağıyla bağlantı ama çok geç de olabilir sanki. O transferi biraz daha böyle işte yarı saha organizasyonu düzenleyici işte Jovic tarzı falan bir oyuncuyla geçer gibime geliyor Georgiev için tarzını düşününce. O da bu koşan takıma ne kadar fayda sağlar bir anda takımın yapısını, hücum anlayışını farklı bir yere götürüp yine takımın bir adaptasyon ya da bir şeyleri yani sezonun içerisinde tekrar bir takımın düzen değiştirmesine sebep olabilir. Ya bilmiyorum ben Henry'nin kısa savunmasındaki katkı, Dekolo'yu biraz daha rahatlatıp Dekolo'nun üzerinden o organizasyon yükünü çekip onu skora yönelik bir oyun düzenine geçmesinin Fenerbahçe'de aslında işleri çok daha iyi yere götüreceğini düşünüyorum. %100 katılıyorum. Real Madrid maçı için neler söylersin? Çok kısa artık kapatmaya çok yaklaştık. Real Madrid iyi durumda Sergio şu anda. Sergio oynamayacak. Zor bir maç olacak. Hani bu neticede sezon başında yapılan değerlendirmelerde çok da iddialı olduğu bir noktada olmayacağını biliyor Fenerbahçe Beko. Özellikle o iş sahada ve bu dönemki performansıyla. Ama tabii
Şöyle bir şey, bu maç kazanır kaybeder önemli değil ama sahaya ne koyacağı çok önemli bence Real Madrid'e karşı. Geçen sezon bu sert deplasmanlara çok tatsız sonuçlar i̇şte alındı çünkü. O sonuçlar, o İspanya seyahati vardı, İspanya turnesi. Evet. Felaket hani 80-90 rekabet sayı farklı toplamda. Öyle bir şey oynanmamalı. Özellikle şu, şu an sadece aradığı şey özgüven takımın birazcık da Fenerbahçe Beko'nun. O şeyi kırmayacak, orada rencide etmeyecek, örselemeyecek bir noktada karşılaşmayı bitirirse kazanır kaybeder çok önemli değil. İkinizin de ağzına sağlık. Ersin'leri çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Için. Volkan abi senle yine görüşeceğiz haftaya. Hı-hı. Şampiyonlar Ligi'nde özellikle 3 tane önemli maç var. Biz Perşembe günü Volkan Günak'la birlikte tekrar bu ekranlarda Euroball'da sizlerle birlikte olacağız. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.